Alkışlar Dilara Hanım için ilk yarışmacımız. Biraz önce sohbet ettiğimiz şeyleri biraz anlatmak ister misiniz? Seyircilerimiz de sizi tanısın. Meslekten başlayalım mesela. Tabii. Eczacıyım. Herkesin ilk olarak eczanen nerede dediğinin aksine benim bir eczanem yok. Depo eczacısıyım. Mesul müdür olarak çalışıyorum. Evliyim. İki çocuğum var. Elif Begüm ve Oğuz. Evet, Elif Begüm ve Oğuz. Elif Begüm abla olmuş artık. O, evet, abla. 8 yaşında. Oğuz pandemi bebeği 7 aylık. Tamam maşallah. Şimdi babaanneyle birlikteler onlar. Böyledir. Buradan selamlar gönderelim. Her evet. ikisine de yani. Babaannesine de. Evet. Onlar da size moral göndersinler, enerji göndersinler ki 9000'i kenara koyun. Sonrasında arka tarafta oturup izlemesi çok keyifli oluyor. İnşallah. Hakikaten öyle. Başlasın mı efendim? Başlasın. Buyurun. 4 harfli bir cevabı arıyorsunuz. Çok tanrıcılıkta tanrı anlamında kullanılan bir söz. 4 harflidir. Bir harf alabilir miyim? Bir harf alalım, emin olalım. Heyecanımızı atalım. İ harfiyle başlıyor. İlah. İlah. 300 puan kazandınız. Biraz böyle laf kalabalığı yapılmış ama medeni hali yalın olmayan. Evli. İşte o kadar. 400 puan daha, 700 etti kasa. Burada da lafı uzatmışız ama 5 harfli bir cevabı arıyoruz. Bir akrabamız görelim. Çoğunlukla kardeş çocukları, kimi ağızlarda da amca, hala, dayı ve teyze çocukları için kullanılan bir sözdür. Ama daha çok kardeş çocukları. Kuzen, yeğen. Yeğen, 400 puan değerinde. Charlie Chaplin'in lakabıdır. Charlo. İşte bir 500 puan daha. İlk 4 soruda bir tanecik harf aldık. Yarım dakikadan kısa sürede 4'ünü birden hallettik. 1700 puandayız, 2000 yapacağız. Buyurun geliyor. 6 harfli. Botanik bakımından birbiriyle ilgisi olmayan çeşitli bilgilerden diyorum, bitkilerden elde edilen çerezlerin ortak adı. Saçma sapan okudum. Şunu demek istiyor efendim. Birden fazla çerezin ortak adıdır bu. Fakat botanik bakımından bu bitkiler birbiriyle ilgili değildir. Bir harf olabilir miyim? O yüzden de zaten bu 6 harfli kelimenin başına başka ekler gelir. Kimisi yerden, kimisi Siirt'ten, kimisi Antep'ten, kimisi Şam'dan. Yani çok büyük riske girdim. Bilmeden bastım. Fıstık mı? İşte o kadar. 500 puan değerinde. Kafanızı karıştırdım değil mi? Ondan oldu soru bunların hepsi. Soru değişikti yani bu güzel soru. Güzel toparladınız ama maşallah. Bu daha net. Batı kökenli bir kelime olmasına rağmen. Kilise tarafından komünyondan mahrum edilme cezası. Ben bunu biliyorum. Nokta nokta etmek. Aforoz etmek. İşte oldu. 2800 oldu kasa. 7 harfli cevaplara ulaştık böylelikle. Buyurun geliyor. Kötü bir işte... Önder olan kişi. Kötü bir iş. Demek ki kalabalıkla yapılıyor. Elebaşı. Bir tane nedir? Elebaşı. Dilara Hanım çok iyi. Gayet güzel. Sürenizi de çok iyi kullanıyorsunuz bu arada. Halen 2 dakika 40 saniye gibi bir süre var. Yarısı bitti maşallah. Şimdi yine kalabalık bir soru. Ama merak etmeyin, fıstık sorusu gibi değil bu. Net. Bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü. Hepsine birden Türkçe. Türkçe. Bir harf olabilir mi? Aldık bir harf. Z harfi çıktı 3. sıradan. Bir tane daha alacağım. Bilgi işlem. Onu unutmayalım. Yazılım. Yazılım. 2. harfe gerek yoktu belki. Süreniz var. Maşallah yani ihtiyacınız olandan fazla süre var gibi. Çünkü 6 tane soru kaldı. Toplam sürenizin yarısından fazlasına sahipsiniz. Yine yazılım gibi böyle tereddüt ettiğiniz bir soru olursa biraz daha uzun düşünmeyi öneriyorum size. Tamam. Siz bilirsiniz ama şu anda 9400 olabilir. 9000'in üzerinde de bitmelidir bence bu performans. İnşallah. Hadi bakalım. Buyurun. Gökbilimci. Batı kökenlisi. Astrolog. Astrolog, yıldız falcısı gibi biraz. Evet, benim aklım orada. Ama bir tek eki değiştirsek, sondaki eki. Astronom. Astronom. Ben bile duymuyorum. Astronom. Durdurdular. 800 puan.